Metropol'den merhaba, deneme 3 buradayız'la başlıyoruz. Renart Galeri 13. İstanbul Bienali'ne paralel etkinlik olarak Deneme 3 Buradayız sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçılar sergi için yakın çevrelerindeki kişilerin portrelerinden ya da otoportrelerinden yola çıkarak işler ürettiler. Küratörlüğünü Sevil Dolmacı'nın üstlendiği sergide yer alan sanatçılar, Luke Waller, Dilek Öztürk, Muratan Özbek, Hüseyin Adalet Kah, Yasin Atayılmaz, Buğra Erol, Zafer Akşit ve Onur Fırat Fen. Sevgili seyirciler, Deneme 3 Buradayız sergisi sanatçılarından Yasin Atayılmaz var yanımızda. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, Yıldız Teknik Üniversitesi Restorasyon Programı'ndan sonra Marmara Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik Heykel Bölümünde eğitim aldım. Daha çok kavramsal ve çağdaş sanatla ilgili çalışmalar yapmaktayım. Biraz çalışmanızdan bahseder misiniz bize? Etkilenimleriniz oldu mu yaparken? Çalışmamda tabii ki de etkilenimlerim oldu. Ötekileştirilmiş ve ötekileştirilmeye çalışan kişilerin bir dışa vurma olarak başladım çalışmaya. Zaten bu çalışmanın yapım tarihi de Gezi olaylarına örtüşüyor. Tabii ki de Gezi olaylarından etkilenmemek elde değil. Bir nevi aslında sessiz bir protesto ağırlıklı bir çalışma. Ne tarz teknikler kullandınız? Teknik olarak serigrafi baskı yöntemini kullandım. Tuval olarak seramik karolar üzerine serigrafi baskılar uyguladım. İşte adamlar var. Bu adamları biz tanıyor muyuz? Kimileri tarafından tanınabilir, kimileri tarafından tanınmamız çok normal çünkü bunlar pornstarlar. Pornstarlar da aslında ötekileştirilmeye çalışan kişilerden bir grup. Peki, yıldızlar görüyorum. Çeşitli yerlerinde, alınlarında, göğüslerinde bu yıldızın bir anlamı var mı? Evet, bunlar bir nevi damga sembolü. Her birine konan bir isim aslında. Mesela pornstar, stardan geliyor. Çünkü bunlara pornstar mesela kim diyor. Belki de ben sanatçı olarak görüyorum onları mesela. Böyle bir anlamı var aslında onların, bir mühür, bir damga. Sanırım Gezi olaylarını da dediğiniz gibi gönderme yaparken o ötekileştirmeyi porno yıldızları üzerinden yaptınız. Peki bundan sonraki işlerinizde yine bu konu üzerinden gitmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa tamamen başka şeyler mi var kafanızda? Çünkü bir sanatçı bir işi yaparken aklına ondan etkilenerek başka işler de gelebiliyor. Bu tür işlerle devam etmeyi düşünüyorum tabii ki de. Çünkü bunlar seramik üzeri serigrafi baskı. Üç boyutlu şeylerle çalışmayı çok seviyorum. İki boyutludan daha çok hoşuma gidiyor. Bundan sonra tabii daha çok heykel üzerine serigrafi baskı tarzda çalışmalarımı da görmek mümkün olabilecek.
Şimdi de yanımızda Hüseyin Adalet Kah var. Hüseyin Bey, işlerinizi bize anlatır mısınız? Valla işlerim belli zaten nasıl bir şey. Coblar arasında portre çizdim, sadece bu kadar. Coblar gerçek coblar mı? Gerçek coblar değil ama gerçek coblardan kalıp yaptım ve bunları yapıştırdım. Etkileniminiz ne oldu işleri yaparken? Ben sosyal bir sanatçıyım. Sosyal hayat da yeniden bizim ülkelerden, ben İranlıyım, siz Türksiniz. Middle East yani ya da bütün dünyada çok siyasi oluyor. Ve ben de aynı zamanda politikal bir sanatçıyım. Yani politik olsunda çalışıyorum. Her zamanki gibi çünkü sosyal bir sanatçıyım. Ona göre jobları seçtim bu sefer. Yeni projem içinde. Ve adı demokrasi. Demokrasi olarak sadece aklımda bunlar geliyordu. Yani coblar geliyordu. Bazen güzel renkler pembe falan ama bazen de çok koyu renkler, dark bir görüntü olarak şey, cobları seçtim ve beğendim. Taç görüyoruz. Bu tacın anlamı nedir kafasındaki? Zaten avantgard bir sanat özel bir anlamı istemiyor. Yani siz bakarken nasıl istiyorsunuz, nasıl hissediyorsunuz, öyle nasıl geliyor burada onu tabir ediyorsunuz. Ama benim için de bu demokrasi olarak bire herkes, her ülke hiç fark etmiyor. Bire en üst bire var demokrasi içinde ve onu o böyle yapıyor şimdi ve onun başın tacı var, tabii ki tacı var yani bu bir hükümet olarak gibi. Tekniklerden bahsedebilir misiniz? Bu mix media şey var. Coblar zaten PVC'den PVC ve şey akrilik ve bazen yağlı boya. Ve bazen pudralar var mesela altın. Bunlar gerçek altın pudra falan böyle bir şey var. Onun üstüne bıraktım. Deneme 3 buradayız. 20 Ekim'e kadar Renart Galeri'de.